Hayırlı olsun öncelikle. Yani birinci adımdaki sonuncu gramer videosuna geldiniz. Hani bunu bu eğitimi takip ederek geliyorsanız, hani bu videoyu direkt açtıysanız siz de izleyin tabii ya. Konuyu anlatacağım ama bu eğitimin parçası olarak buraya geldiyseniz gerçekten tebrik ederim. Yani bakın burada ne yazıyor? Kanalımın 61. videosu yazıyor. Bu kurs toplamda yani belki 50. videosu mu kursun? Öyle bir şey. Yani bu kadar şeyi siz adım adım izlediyseniz gerçekten kafaya koymuşsunuz demektir. Emek verip İngilizceyi öğreneceksin. Öğreneceğim diyorsunuz demektir. Ve bu yola seninle çıkıyorum hocam diyorsunuz demektir. İnşallah ben de güveninizin karşılığını vereceğim. Veriyorum da, veriyorumdur da inşallah. Biraz daha konuşacağız bu konuda bir sonraki videoda. Şimdi konuya girelim. Konuyu anlatalım. Sonra bir şey daha söyleyeceğim. Hadi, hadi bakalım. Bugünkü konumuz öneri. Yani kafa kafaya verdiniz diyelim birkaç arkadaş. Ya bugün ne yapsak, ne yapsak? Hadi bunu yapalım, hadi şunu yapalım. Ya neden bunu yapmıyoruz, ya neden onu yapmıyoruz gibi bu tip cümleleri nasıl yaparsınız? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi size bunu yapabilmek için iki tane alternatif vereceğim. Tabii çok var İngilizce'de ama ben size iki tanesini vereceğim. İki tane temel kalıp vereceğim. Birincisi let's. Let's hadi demek. Let's diyorsunuz. Sonra direkt fiili söyleyip ne yapmak istiyorsanız onu söylüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki let's go. Gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Nereye gidelim? Hadi sinemaya gidelim. Let's go to the cinema mesela. Let's deyip özne falan yok. Emir kipi gibi düşünün. Let's koyuyorsunuz başa. Sonra direkt fiil. Let's go to the cinema. Hadi sinemaya gidelim. Let's go deseniz sadece hadi gidelim demiş olursunuz mesela. Play futbol. Hadi futbol oynayalım. Yani bu hadi bunu yapalım. Hadi şunu yapalım. Bunu nasıl yapıyorsunuz işte? Bunlarla yapıyorsunuz. Çok kolay açıkçası bu. Ama güzel bir kalıp. Siz de bir iki tane yapın bakalım. Hadi koşalım. Nasıl dersiniz? Yani yapın, söyleyin, yazın ne yapıyorsanız. Cevap geliyor. Cevap ne? Let's run. Değil mi? Let's run. Hadi let's koşmak ne? Run. Let's run. Hadi koşalım demiş olmuş. Bir daha. Hadi İngilizce çalışalım. Şimdi bilmiyorum böyle bir cümlenin geleceğini tahmin ettiniz mi ama. Hadi İngilizce çalışalım. Nasıl yapacağız? Yapın yine. Söylüyorum cevabı. Hadi olduğuna göre başa ne geldi? Let's. Fiil hemen gelmesi lazım. Let's study. Ne çalışalım? İngilizce çalışalım. Let's study English. Burada let's work English diye yanlış yaptıysanız eğer şöyle bir durum var. Work de çalışmak, study de çalışmak ama work daha çok fiziksel şeylerde, study daha çok zihinsel çalışmalarda kullanılıyor. Yani ders çalışmakta mesela study kullanılır. Let's study English diye bir cümle yapmış olduk. Şimdi size öğreteceğim ikinci alternatif. Why don't we? Why don't we yani neden yapmıyoruz anlamına geliyor. Why don't we diyorsunuz. Ondan sonra artık neyse yapmak istediğiniz şey onu söylüyorsunuz. Normal cümle kuruyorsunuz aslında. Geniş zaman cümlesi kuruyorsunuz normal. Nasıl yani? Mesela örnek bir cümle. Why don't we fiil geliyor sonra direkt. Why don't we buy? Neden satın almıyoruz? Neyi satın almıyoruz? Why don't we buy a yacht? Neden bir yat satın almıyoruz? Yani bunu bir öğrencimle yaparken çünkü paramız yok çünkü demişti. Yani bu neyse. Yani bu cümleyi oradan aldım. İkinci cümleye bakalım. Why don't we? Why don't we? Şimdi fiil koymamız lazım why don't we'den sonra. Why don't we go? Neden gitmiyoruz? Nereye gitmiyoruz? Why don't we go to a cinema. Neden bir sinemaya gitmiyoruz? Mesela böyle bir cümle. Ya olay mantık şu. Why don't we diyorsunuz. Neden yapmıyoruz anlamına geliyor bu. Why don't we fiilinizi koyuyorsunuz. Hani neyi neden yapmıyoruz? Why don't we go? Neden gitmiyoruz? Sonra artık cümlenin devamı. Ya mantığını da öğret. Hani bu why don't we direkt kalıp olarak veriyorum ama bu cümlenin neden böyle kurulduğunun mantığını da biliyorsunuz zaten. Öğrettim size. Yani önceki videolarda izlediyseniz.
Nasıl, neden? En başta soru kelimesi, sonra yardımcı fiil, why, don't, sonra özne fiil devam ediyor zaten. Why don't we buy a yacht gibi. Şimdi siz yapın. Neden futbol oynamıyoruz? Ya yani öneriyorsunuz aslında. Neden? Yani mesela kafa kafaya verdiniz. Ne yapsak ne yapsak? Ya neden futbol oynamıyoruz? Bir öneri yapıyorsunuz siz. Mesela. Yapın bakalım bunu. Tamam, ben cevap veriyorum. Dur durun, siz yapın kendiniz. Hemen yapamadıysanız eğer. Neden futbol oynamıyoruz? Ne koyuyoruz başa? Why don't we? Why don't we? Sonra fiil. Why don't we play? Ne oynamıyoruz? Why don't we play football? Why don't we play football? Neden futbol oynamıyoruz? Demiş olduk. Bir örnek daha. Neden yüzmeye gitmiyoruz? Bunu yapın bakalım. Neden yüzmeye gitmiyoruz? Söylüyorum cevabı. Şimdi, why don't we? Değil mi? Klasik. Why don't we? Ne yapmıyoruz? Why don't we? Yüzmeye gitmiyoruz. He, tamam. Why don't we go? Gitmiyoruz. Nereye gitmiyoruz? Yüzmeye. Why don't we go swimming? Değil mi? Why don't we? Neden gitmiyoruz? Why don't we go? Nereye? Şimdi yeri söyleyeceğiz. Why don't we go swimming? Yani neye? Nesne mi oluyor burada? Neyse, çok mühim değil. Şimdi ne söyleyecektim bir de? Ha. Şimdi 5. ünite bitti. Şimdi 5. ünite genel tekrar videosu koyacağım. Ya isterseniz ona bakıp üstünden geçebilirsiniz öğrendiklerinizin. Ya faydalı olur illaki. Veya zaten hızlı bir şekilde izlediyseniz bunları, çok arada vermediyseniz arada izlemeyecekseniz onu da, çok mühim değil. Genel tekrar. Benim gibi YouTube'da adam da var mı bilmiyorum çok ya. İzlemeyecekseniz çok mühim değil. Neyse. İzleseniz güzel olur. İzleyin. Ama izleyin diyeyim. YouTuber olayım biraz. Ne diyecektim? Bir sonraki videoda, genel tekrar hariç, bir sonraki videoda size hep söylüyordum. Okumaya başlayacağız, okuma yapmaya başlayacağız, okuma yapmaya başlayacağız. Onu tam olarak nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğim. İkinci adımda ne yapacağız? Onlardan bahsedeceğim. Ondan sonra da bir 5-6, 7 tane video, haftada her hafta boyunca her gün size beraber okuma yapacağımız, size vereceğim, hani okuma yapmanızı söyleyeceğim kaynakla beraber okuma yapacağız. 7 tane okumayı beraber yapacağız yani. Yani tekrar hayırlı olsun. Birinci adım bitti yani. Şimdi okumaya da başladınız mı? Tamamsınız. Yani diyeceksiniz ya işte artık okuyoruz İngilizce. Süper diyeceksiniz. Çünkü bunları kullanmak için bu kadar grameri öğrendik. Sonraki videoda görüşüyoruz. Abone olun lütfen. Hediyeler var açıklamada, alın. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.